4x kare y, eksi 3x kare, eksi 2y, artı 8x y, eksi 3x kare, artı 2x kare y, artı 4. Bunları toplamamız gerekiyor. Aynı cinsteki terimleri gruplamalıyız. Toplama yaptığımız zaman parantezlerin bir işlevi, bir önemi yok. Çünkü bu ifadeyi diğer ifadeye ekliyoruz. Şimdi aynı cinsteki terimleri gruplayalım. Elimizde neyle başladık? 4x kare y var. Peki bu arkadaşı neyle gruplayabiliriz? Başka x kare y var mı? Burada bir tane var. O zaman 4x kare y yazabiliriz. Daha sonra buraya ekleyeceğiz. Ardından x karenin katı var. Başka x kare var mı? Evet, bu var. Bunu eksi 3x kare ifadesinin altına yazıyoruz. Ve son olarak eksi 2y var. Sadece y terimi olan başka bir şey yok. X'ye olanlar var, sadece y olan yok. O zaman ayrı bir şekilde bunu buraya yazıyoruz. Tek yaptığım şey bu ifadeyi alıp düzenlemek oldu. Yani aynı cinsteki terimler alt alta oluyor. Eğer benzer terimi yoksa herhangi bir şeyin altında değildir. Şimdi şöyle bir toplama çizgisi çekelim. Şimdi toplama yapabiliriz. 8xy artı 0 eşittir 8xy. Ardından elimizde eksi 3x kare, eksi 3x kare var. Bu ne yapar? Eksi 6x kare yapar. Ardından 2x kare y ve 4x kare y var. Bunlar da beraber 6x kare y ettiler. Ardından 2x kare y ve 4x kare y var. Bu da 6x kare y eder. Sonra artı 4 var. Ve son olarak da eksi y'miz var. Ve bitirdik. Bu iki ifadeyi topladık. Bazı insanlar ifadede en büyük dereceli terimleri önce yazmak isterler. İki bilinmeyenimiz olduğu için en yüksek derecedekileri birleştirdik. Birleştirilmiş en büyük terim bu. Önce 6x kare y yazabiliriz. Sıradaki terime kafanıza göre karar verebilirsiniz. Bu iki terim arasında ben artı 8xy eksi 6x kare eksi y artı 4 olarak yazacağım. Bu ifadenin yeniden düzenlenmiş hali.